Spor Ajansı'na sıcak bir transfer gelişmesiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de 8 sezon boyunca forma giyen Hasan Ali Kaldırım sarı lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı ve yaptığı paylaşımda dedi ki iyi anılarla Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Fenerbahçe ile Hasan Ali Kaldırım'ın yolları ayrıldı. Transfer gelişmesinin sıcak haberi aktardık. Şimdi detayları Aspor muhabiri Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Selim merhabalar. Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'den ayrılışı ile ilgili detayları senden dinleyelim. Teşekkürler Ezgi Toper. Evet, Fenerbahçe'nin sol beki, 8 sezondur formasını giyen sol beki Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Hasan Ali'ye herhangi bir teklifte bulunmadı. Hasan Ali de kariyerine artık dün Aspor ekranlarından ilk olarak duyurduğumuz üzere Başakşehir'de devam edecek. Bu yıl ligi şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir Hasan Ali Kaldırım'la 3 yıllık anlaşma imzaladı. Hasan Ali Kaldırım da bugün duyurusunu yaptı. Artık kısa bir Fenerbahçe'den ayrıldığını duyurdu. Artık kısa bir süre içerisinde Başakşehir'in transferi resmen açıklamasını bekliyoruz. Tabii açıklamada Hasan Ali Kaldırım hem eski yönetime hem de mevcut yönetime teşekkür etti ve Çubuklu'da geçirdiği yılları ithafen oldukça güzel cümleler kullandı ve 3 numaralı formayı artık soyunma odasına bıraktığını açıkladı. Hasan Ali Kaldırım'a tabii taraftarın bir kısmının tepkisi vardı sürekli. Bunlardan da biraz bunalmıştı. Biraz günah keçisi olmaktan yakınıyordu ve bunun ardından da Fenerbahçe kanadıyla da bir anlaşma zemini hiçbir şekilde sağlanmadı. Fenerbahçe de herhangi bir şekilde oyuncuya gelip teklifte bulunmadı. Durum böyle olunca da Hasan Ali Kaldırım kariyerine Başakşehir'de devam etme kararı aldı. Tekrar edelim. Dün de ilk olarak Aspor ekranlarından duyurmuştuk. Hasan Ali Kaldırım artık Başakşehir forması giyecek ve kısa bir süre içerisinde resmi olarak 3 yıllık imzayı atacak. Başakşehir'de bu transferi açıklayacak diyelim. Biz gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar sana bırakalım Ezgi Toper. Ahmet Selim Kul'a aktardıkları için çok teşekkür ederim. Hasan Ali Kaldırım'ın 8 yıllık Fenerbahçe macerası sona erdi değerli izleyenler. Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda iyi anılarla sarı lacivertli kulüpten ayrıldığını söyledi. Ve Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi de Medipol Başakşehir oldu. Medipol Başakşehir Hasan Ali Kaldırım'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sıcak gelişmeyi Aspor ekranlarında sizlere aktardık diyelim. Şimdi Fenerbahçe'yi değerlendirerek isterseniz bu gelişmenin üzerine de başlayalım ikinci saat dilimine. Hasan Ali Kaldırım aslında tırnak içinde tam bir görev adamı diyebileceğimiz oyunculardan biriydi ama bir türlü Fenerbahçe taraftarıyla da yıldızı barışmadı. En sonunda da ayrılık gerçekleşti 8 yıl sonra ve Medipol Başakşehir'e gitti. Kesinlikle. Yani ben Hasan Ali Kaldırım'ı çok beğenirim, onu söyleyeyim en başta. Çünkü tam bir görev adamı senin de tabir ettiğin gibi. Ama Fenerbahçe'nin istediği o noktada biraz da ben beklerimden de skor katkısı alayım ama gol katkısı anlamında. Yoksa asist katkısı anlamında Hasan Ali'nin performansı çok da kötü diyemeyiz. Ama burada Novak gibi bir isimle yola çıkıyorsam ve Caner Erkin opsiyonu, ikamesi Caner Erkin olacaksa ben Novak'ı daha önde görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey artık gol. Ya Fenerbahçe gol performansını arttırmak istiyor. Çünkü arka tarafı iki iyi stoperle herhalde tamamlayacaklar diye düşünüyorum. Yani bunlar nokta transferi olmalı. Çünkü Fenerbahçe kadrosunu göz önüne aldığımda Fenerbahçe'nin yaptığı transferler iyi transferler diyebilirim. Tamam, Gökhan Gönül ve Caner Erkin için yaş olarak belki eleştirilebilir ama söz konusu olan iki isimse ben bu yaş opsiyonunun çok konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Çünkü bir de hedefin ilk etapta kısa vadeli bir hedef olduğunu düşünürsek. Tabii yani geçen sene Gökhan Gönül'ün oynadığı maç sayısı 32. Yani o 30'u ilk 11'den bahsediyoruz. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani karakter olarak bir Atiba yolunda gidiyor Gökhan Gönül. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum Novak'la beraber. Gustavo Ozan zaten orta sahası bence Türkiye standartlarının üstünde iki orta saha oyuncusu. Yani 6-8 numara pozisyonunda senin önde oynayan Mert Hakan'ı da rahatlatacak iki oyuncudan bahsediyoruz. Yani Mert Hakan'a gelme diyecekler Gustavo ve Ozan Tufan. Sen oralarda dolaş, top almaya gelmene gerek yok diyecekler. Devam ederse Rodriguez, geri Rodriguez. Bilmiyorum ne yapacaklar şu anda. Hani devam edilecek mi geri Rodriguez'le ama ben geri Rodriguez performansını da Fenerbahçe'de artabileceğini düşünüyorum önümüzdeki sene. Çünkü devam edilmeli diyorsun yani. Ben kesinlikle geri Rodriguez'den Fenerbahçe'nin geçen sene katkı alamadığını ama bu sene maksimum faydayı alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sağ öne Deniz Türüç'ün bölgesine bir oyuncu alırsa ve iki stoper alırsa şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlar. Tabii bu durumda Vedat Muriç'in de takımda tutulduğunu varsayıyoruz anladığım kadarıyla.
Nevzat sen ne dersin? Hasan Ali ile ilgili bence Başakşehir açısından doğru transfer. Önce oradan başlayayım. Fenerbahçe'de çok tartışılan isimlerden bir tanesi oldu. Ama bence iyi bir örnek bir profesyoneldi. Yani benim milli takımda da zaman zaman sohbet ettiğimiz, gördüğüm Hasan Ali karakteri iyi bir karakter. Yani futbolcular arasında saygı duyulan iyi bir figürdü. Bu sezon yaşadığı o ağır sakatlık olmasa belki Fenerbahçe çok daha farklı noktalarda olabilirdi. İyi oynadığı maçlar da var, yaptığı asistler de var. Defansif açıdan doğru işleri de var. Fransa maçında Hasan Ali vardı bildiğim kadarıyla yani Mbappe'nin karşısında. Dolayısıyla bence Başakşehir doğru bir transfer yaptı. Oradan başlayalım. Fenerbahçe kaybetti mi kazandı mı orasını zaman gösterecek. Bazen bu tarz ayrılıklar her iki taraf için de hayırlısı olabiliyor. Fenerbahçe'nin transferini ben beğeniyorum. Emre Belezoğlu son derece akıllı transferlere imza atıyor ve bu transferlerde Emre Belezoğlu şu mesajı veriyor. Emre Belezoğlu yönetebileceği bir oyuncu grubunu şu an Fenerbahçe'ye yerleştiriyor. Yani hem teknik kadro hem de oyuncu grubu açısından Emre Belezoğlu'nun fazlasıyla yönetebileceği, kontrol edebileceği bir futbol takımı ile karşı karşıya kalacağız. Ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde özellikle Novak'ın ben son derece yararlı olacağını, Gökhan Caner ikilisinin tecrübeleriyle Fenerbahçe'ye çok şey katacağını. Ama Fenerbahçe'de mesela Gökhan Caner çok yaşları falan tartışıldı. Şöyle bir faydası... Aslında Caner'in yaşı bence daha çok yani. 87 doğumlu Caner. Bir bek olarak işte gidip gelebilir mi? Yani o orası tartışıyor. Yoksa bence de 3-4 sene daha rahat oynar. Yani burada tabii Fenerbahçe'ye bu oyuncuların ne katıp katmayacağını zaman gösterecek. Ama baktığımızda Fenerbahçe hakikaten de transfere çok hızlı bir giriş yaptı. Limit tartışması vardı. Orada Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılacak bir görüşme var. Hatta bu görüşmede dün Kayseri Başkanı da bağlandı. Evet. Muhtemelen limit belli bir sapma olabilir. Sapma oranı daha yüksek olabilir. Ama bir formülde bulunacak gibi gözüküyor. Yani Ali Koç'un açıklamalarına baktığımızda gerekirse 1907 liralık anlaşma yaparız, 1900 liralık anlaşma yaparız diyor. Ya ben de hani şöyle diyorum, Ali Koç'u hakikaten parayla korkutamazsınız. Yani ortada bir şey varsa ne yapar? 1900 yapar, gerekirse cebinden parasını verir diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle bundan sonraki hamlelerini gerçekten de merak ediyorum. Ama benim özellikle altını çizmek istediğim nokta Emre Belezoğlu'nun kontrol edebileceği, yönetebileceği, yani sadece sağ kenarında değil, sağ içinde de bir oyuncu grubuyla yola çıkacak olması ve gelen oyuncuların hem daha önce Fenerbahçe'de oynamış olmaları hem de oyuncu profillerine baktığımız zaman Fenerbahçe'de geçen sezon birçok yerli oyuncu vardı ama böyle bir yönetimle futbol takımı arasında bir kopukluk vardı Fenerbahçe'de. Yani bizim daha önce bildiğimiz Fenerbahçe takımlarındaki yönetim futbol takımı ilişkisi kopmuş. Evet, bir oyuncu grubu var ama çok kopuktu. O kopukluğun da giderileceği kanaatindeyim. Yani o birleşme, çünkü dikkat edin şampiyonluklarda bu şey çok önemlidir. Beşiktaş'ın iyi olduğu dönemde işte Fikret Ormanlar, Şenol Güneşler futbol takımı iyi ilişkiler vardır. Keza Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde. Yani Fenerbahçe'nin transferleri onu da gösteriyor. O kopukluk da futbol takımıyla yönetim arasında kopuk artık bence olmayacak. Herkesin içine sinen hamleler. Yani hem teknik direktör hem işte alınan futbolcular şu anda taraftarında, yönetiminde, muhtemelen teknik direktörün de içine sinen Emre bir durumdan Belezoğlu'nun bahsediyoruz. Emre Belezoğlu'nun aynı şekilde. Bak şöyle, iki noktadan altı çizdim. Hani biraz uzun konuştum ama iki nokta. Bir, Emre Belezoğlu'nun yönetebileceği bir yapı. İki, kopukluğun giderilmesi. O kopukluk gideriliyor gibi geldi bana. Şimdi yayının başından beri, programa başladığımızdan beri aslında takımlarına geri dönen oyunculardan bahsediyoruz. İşte Arda Turan'dan bahsettik, Caner Erkin'den, Gökhan Gönül'den. Bu sezon bu isimleri çok sık duyduk. Biz de bununla ilgili bir analiz hazırladık değerli izleyenler. Şimdi takımlarına geri dönen oyuncularla ilgili hazırladığımız analizimiz gelsin ekrana. Üzerine biz konuşmaya devam edeceğiz.